Son aşamada büyük ölçüde tamamlandığı görünüyor. Bunun gibi 150 kreş olacak. Neler söylüyorsunuz? Evet. Ya 150 kreş deyip kısıtlamıyoruz tabii. Bu sadece ilk hedef. Yani daha sonrasında bu iş İstanbul'da büyüsün istiyoruz. Bu da en büyük yapılarımızdan bir tanesi. Yaklaşık 1050 metre, 1080 mi dediniz? 1080 metrekarelik yerleşimi olan, 3000 metre yakın arazisi olan Esenyurt'ta, Akçaburgaz'da. Şu anda 15 tanesi yürüyor böyle, bitmek üzere. İnşallah Şubat'ta açmak istiyoruz arkadaşlarımla, öyle bir hedef koyduk. Ama devam edecek. Bu konuda gerçekten aktif, bize katkı sunmak isteyen kişilerle, ailelerle, vakıflarla, iş insanlarıyla görüşüyoruz. Onların da çok aktif katılımını görüyorum. Daha da göreceğimizi düşünüyorum. Biz önce şu örnekleri gösterelim istiyoruz. Yani bizim heyecanımızı görsünler ve hissetsinler istiyoruz. Biz daha henüz İstanbullularla çok yoğun bir şekilde bu süreçleri paylaşmadık. Sadece ön bilgi verdik. Ama eminim ki yani burası bittikten sonra ya da bu dediğim diğer noktalar bu heyecanı onlar da hissedecekler ve bunun ne kadar değerli bir seferberlik olduğunu kendileri gözleriyle görecekler. Ben İstanbul'un farklı yerlerinden bu konuya gönül vermiş insanları, vakıfları, dernekleri buraları gezdireceğiz. Yani gezdireceğiz. Gezdirdikten sonra eminim ki onlar da ya biz bu işin neresinde oluruz diye can atacaklar. Bu bir seferberlik. Yani aradan 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl geçtiğinde bu emek veren bütün arkadaşlarım, bütün belediye başkanları, yönetici arkadaşlarım, emek veren insanlar yani bu çocukların yetişmesinde benim de katkım var diyecekler. Çünkü buralar yüz binlerce iyi yetişmiş vatandaş ortaya çıkaracak. Çocuklara ben onu çok seviyorum. Yani çocuklara yatırım yapmak bir toplumun geleceğini kurtarmak ve aynı zamanda ekonomik olarak da kurtarmak. Yani yarın onun size sağlayacağı bir takım ekonomik anlamda kötü depresyonlar yaratacağı toplumsal şiddet vesaire bütün unsurlardan aslında koruyup kurtarıyorsunuz. Ne olacaksa bu yaşlarda sıfır özellikle 6 yaş arası değerli ki biz 4 yaş grubuna 3, 4, 5 yaş grubuna hitap edeceğiz bu kreşlerimizde, okul öncesi eğitimimizde. Çok heyecan duyuyorum. En heyecan duyduğum işlerden birisi yani. Beni açıkçası çok işte ilgilendirmiyor kanal vesaire. Ben insana yatırımı önemsiyorum ve çocuklarımıza ya bu şehirde 1 milyon 200 bin çocuk var. Titreyeceğiz bak. 1 milyon 200 bin çocuk deyince titrememiz lazım. Bütün yöneticilerin. Ankara'nın, İstanbul'un, partilerin, herkesin titremesi lazım. O çocuklara ben ne yapmalıyım diye. Yapmazsak yarınlarda çok büyük sıkıntılar yaşarız diye. Ben titriyorum, o heyecanı hissediyorum. Onun için beni diğer o bahsedilen milyarlarca liralık büyük o dev projeler, çılgın işler ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren bu şehrin çocukları ve bu şehrin insanları. Özellikle park alanlarındaki plastik oyun gruplarının çocukları elektriklenme şikayetiyle aileler size sosyal medya üzerinden de ulaşıyor. Hem o parklarda yani sizin yapacağınız bundan sonraki projelerde bunlar dikkat alınacak mıdır? Ve bu kurumlarda da oyun gruplarında bir organik çalışmalar olacak mı? Kesinlikle çocuk oyun gruplarındaki felsefemiz değişecek, değişmeli. Göreve geldiğim ilk gün ben bu talimatı verdim. Arkadaşlarım biliyorlar hatta Haliç'in kıyısında o tarihi yarımadanın hemen önünde yani gittim kocaman bir plastik çocuk oyun grubu ya Allah aşkına yani buraya bu nasıl konu? Hani biz bunu kendi ilçelerimizde artık bıraktık, terk ettik. Yani yıllardır koymuyoruz, koymamak için de çaba gösteriyoruz. Ahşap, metal, paslanmaz gibi özellikle çocukların sağlığına zarar vermeyecek bir takım aletlerle çocuk oyun gruplarının tasarlanması gerektiğini ve az önce yine mimar peyzaj mimarıydı sanıyorum hanımefendinin izah ettiği gibi yani heyecan duymalarını, yaratıcılıklarını ve kendilerine güven duyacakları ortamların o var olması adına çocuk oyun gruplarıyla ilgili de felsefemizi değiştireceğiz. Yani evet köyden kırsaldan uzaklaşıyoruz. Gittikçe daha da uzağına düşüyoruz ama bizim şehirlerde var edeceğimiz bu tür alanlar çok da mekanik olmamalı, biraz daha doğal olmalı. Ona çalışıyoruz. Tam da o yoldayız.
yani güzel çocukların saçlarının diken diken olması her ne kadar komik bir durum olsa da bir o kadar da aslında endişe verici. O ortamdan kurtaracağız inşallah çocuklarımızı. Büyük olan modelimizde yani. Tek katlı. Tabii ideal olan hani bahçeyle erişimi, doğrudan teması, dersliklerin doğrudan iletişim açısından tek katlı olanı. Evet. Mümkün mertebe bu tek katlı modeli ilerletiyoruz. Tabii modüler bir tasarım. Derslikler bir avluya, ortak bir alana açılıyor. Ve sürekli dinamik, sürekli dönüşebilen, ortak aktiviteden yapıldığı bir avlu. Ve ona takılan derslik modülleriyle bir tarafta yönetim, bir tarafta diğer aktivite alanlarıyla beraber dinamik bir mekan. 150 kreşle beraber aynı zamanda 150 aktivite alanı, kamuya açık oyun alanları çok biz iyi. Biz hafta sonu da kullanmayı planlıyoruz tabii değil mi? Yani öyle hareket ediyoruz. Evet. Tabii bu 160 çocukla değil, hafta sonu günübirlik programlarla 500 ile 1000 çocuk arası her mahallede kreşin iletişimi sağlanması planlanıyor. Böyle çok daha fazla çocuğa erişmiş olacağız bu sayede. Güzel. Şey 6 derslik dedin değil mi? 8 derslik. Normalde o ofis gibi yere çok belki ihtiyaç olmayabilirdi ama biz hafta sonu da eğitimler vereceğimizden onu o kontrol amaçla kullanacağız. Anne baba eğitimleri, işte ev ziyaretleri, bu parklarla çocukların daha çok etkileşimi Yuvamız İstanbul programının aslında bir bütününü kreşlerinde oluşturuyor. Burası alan olarak? Bu arsa 3000 metre civarında. 1080 metrekareye bina oturuyor. Aslında şey yani çok yani heyecan duyulacak bir iş çünkü yaptığımız yapılar şey öyle hani standart bir prefabrik yapı değil, kalıcı çelik yapılar. Evet. Dolayısıyla hani yüzlercesi İstanbul'a yayıldığı zaman yani Allah ömür versin ama yıllar sonra gelip mahallelerdeki o kreşleri gördükçe insanlar bugüne dair insanlar gurur duyacak yani. Evet evet aynen öyle hiç. Sağlam ve de güvenilir. İşte gurur duyacak dediğim her biriniz yani herkes. Şey bir de tabii Akçaburgaz'dayız değil mi Ali Bey? Akçaburgaz'dayız. Hem de sanayi var. Yani evet. Aslında hem işe gelen hem Akçaburgaz'da da ciddi ihtiyaç var. En önemli özelliklerinden biri de böyle hemen şeyle bahçeyle bağlantılarının olması ve çocukların direkt takibinin kolay olduğu bir sistem. Sınıflar direkt açılıyor mu?
Yani direkt bahçeye erişim. Evet, evet, evet. Ders